Hazreti Fatıma validemiz de vefatına yakın bir zamanlarda Esma validemize şöyle bir şey söylüyor Hazreti Fatıma. Ey Esma diyor, ben ölürsem beni de Medineli kadınları taşıdığınız gibi mi mezara taşıyacaksınız? Eğer beni öyle taşırsanız ben çok utanırım. Ne olur beni öyle taşımayın. Nasıl taşınıyor Medineli hanımlar mezara? Üstü kenarları açık, sedyeye benzer bir şeyle taşınıyor. Ve Fatma anamız ölürken bile vücut hatlarımı erkekler görmesin diye bir endişesi var. Esma validemize bunu söylüyor. Ben ölürsem beni öyle mi taşıyacaksınız? Esma validemiz diyor ki ben Habeşistan'da görmüştüm. Biliyorsunuz yıllarca Habeşistan'da kaldı. Hurma liflerinden sandığa benzer bir şey yapıyorlardı onlar ve ölülerini onunla taşıyorlardı. Eğer ondan bir tane yaparsak seni onunla taşırız. Hazreti Fatma çok seviniyor. Bir tane örnek yapabilir misin diyor. Esma validemiz gidiyor ya yapıyor ya yaptırıyor, getiriyor. Fatma validemiz bakıyor çok beğeniyor. Orada dua ediyor Esma validemize ve vasiyet ediyor. Beni sen yıka, yanında Ali de olsun ve beni o tabutun içerisinde defnet. Bu vasiyeti yapıyor. Ramazan ayı geliyor. 3 gün ailesiyle iftar ediyor Hazreti Fatma validemiz. Daha fazla değil. 3. günün akşamında hepsi sofradadırlar. 8 yaşında Hasan, 7 yaşında Hüseyin, 6 yaşında Zeynep, 4 yaşında Ümmü Gülsüm. 4 çocuğu ve Hazreti Ali de o sofrada beraberce iftarlarını açıyorlar. Namazlar kılınıyor ve Hazreti Ali 2 oğlunu alarak mescide yatsı namazını, teravih namazını kılmak için gidiyor. Hazreti Ali namaz için çıktığı anda Hazreti Fatma validemiz de yıkılıyor. O yatağa giriyor, bir daha da kalkmaya mecali kalmıyor. Onun öncesinde de günlerdir hastadır ama o gün daha da şiddetlenmiştir. Gelecek Hasan, Hüseyin, Zeynep ağlayacaklar o hanede. O hanenin hıçkırıkları yayılacak Medine'ye. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayrılık acısına dayanamamış, alışmamış Medine ikinci hüznü de yaşayacak. Peygamber evinden peygamberin en azize hatırasını 5,5-6 ay sonra ebedi aleme yolcu edecek. Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun.